Necmettin Erbakan 28 Şubat'a direnemedi mi? Tabii burada Bülent Arınç Bey'in söyledikleri çok mantıklı. Bir defa o günkü şartlar ve Erbakan hocamızın elindeki güç tabii ki şimdiki AK Parti'nin 18 senenin sonundaki tek başına iktidarının elindeki güçle bir değil. Bu gücün onda biri bile belki yoktu. Ve buna rağmen 28 Şubat MGK'sında Erbakan hocamız askeri kanadın koyduğu maddelere şerh düştü. Dedi ki sizin bu önerdiğiniz, tavsiye ettiğiniz maddeleri biz araştıracağız, inceleyeceğiz hükümet olarak. Hukukçularla, akademisyenlerle anayasaya aykırı mı değil mi? Buna bakacağız, ona göre tekrar müzakere edeceğiz diyerek topu taca attı. Yani diyor ki efendim irtica var, şeriat gelecek, şöyle böyle. İyi de diyor Erbakan hocamız anayasanın bir maddesi tamam layıklık de, diğer maddesi de vatandaşın din ve vicdan hürriyetini korumak. E bu maddeyle çelişiyor sizin bu önerileriniz, onun için bunu inceleyeceğiz diyerek zaman kazandı, topu taca attı. Medyanın, iş örgütlerinin, iş adamlarının, dış güçlerin, her türlü baskısına rağmen yüzde 21 ile ve koltuk değneğiyle yani tabir teşbih de hata olmaz. DYP ile koalisyon ortağısınız ve DYP'nin içini de karıştırıyorlar, kaynatıyorlar. Tansu Hanım diyor ki şu kadar milletvekilimizi istifa edecek. Hocam bir an önce bırakın ben başbakan olayım. Grubumu partimi zor tutuyorum. Gece gündüz de ayrıca içeriden ve dışarıdan bombardıman, medya bombardımanı. Elinizde de %21 ve koalisyon ortağısınız. Mecliste güven oyunu ucu ucuna almışsınız. Buna rağmen orada direnerek aslında dediğim gibi bunları doğrudan imzalamadı, zaman kazandı, topu taca attı. Ve ayrıca diğer bir olay da demin söylediğim icraatların bu kadar e, zayıf bir durumda olunmasına, yeterli güce sahip olunmamasına rağmen gerçekleştirilmesi de ayrıca büyük bir cesaret ve kahramanlık. Çekiç gücün kovulması, İran'ı irak ambargosunun delinmesi, D8'in kurulması denk bütçenin yapılması, Amerikan büyük Büyükelçisi ne dediyse tam tersinin yapılması. Dediğim gibi elde çok güç olmamasına Peki. rağmen büyük bir kahramanlık ve cesaret